Kayseri ödeyelim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Seni iyi gördük aramızda. Seni iyi gördük. Siz, bakın bu topraktan insanları her zaman söylüyorum. Ben Karadeniz insanıyım. Ama yıllardan beri doğuda görev yapıyorum. Bundan önce Kars'ta görev yapıyorum. Şimdi buradan görev yapıyorum. Siz emekli insanlarsınız. Siz sofrası herkese açık olan insanlarsınız. Siz bir su için sürekli bir dilin ekmeğimizi dostumuzla, konuklukla görüşen insanlarsınız. Hayır, onurlu insanlarsınız. Sizin de... Bakın, başlıyoruz. Her zaman gelmişsiniz. Yani dediğimiz gibi nasıl burada var, Karadeniz'de de var yani bu şey. Yani İzmir'de değil. Mesela bak, her yani bütün Türkiye'de her yerde var burada. Bu iki, yani bu ay içinde. Sizin ne kadar bilmiyorsunuz? Yani biz gelmiyor ya, kavgaya gelmemişiz. Kuş kuş. Kendini ifade ediyor ama. Sen de bilmiyorsun. Aklı başarı bir insansın değil mi? Vakıf bir insansın hissettiniz mi? Sizin bir yerde tepkinizi, düşüncenizi dile getirin. Efendimizin sözünü, dilinizi ifade edin. Bu yerine gelir. Zaten basın. Sıkıntı yok. Zaten sesini duyuyorum. Sadece buraya. Benim dediğimi yapın. Tamam mı? Dediğimi yapın. Dediğimi yapın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Anlatabildim mi? Yani ister burada, ister makamda, kapım herkese açık, hepiniz açık. Toplu olarak gelin, teker teker gelin. Teker teker gelin, bireysel gelin. Gelin, gelin. Kapımız hepiniz açık. Hiçbir sıkıntı yok. Evet, bunu dile getirmekte özgürsünüz. 18 bin nüfusumuz var. 118 bin nüfusa hepsi mağdurdu. Bu sadece esnaf olsa bir şey değil. Beyefendi, bak. Farkı mı? Bak, provokatörlük yapma. Görüş. Bak, ne diyeyim? Farkı mı? Farkı mı? Sevgili dostlar, bakın. Öyle, öyle. Arkadaşlar, önce burada parti yönderleri varsa konuşsun, gençler konuşursa burada arbedes var. Konuşamayacaksanız da biz konuşalım. Bir dakika arkadaşlar. Teşekkür ederim, bravo. Aynen. Gelecek biraz sonra. Birazdan şey olsun şimdi. Ya geçelim o zaman yere. Tamam. O halde burada bekleme yapmayın. Değerli büyüklerim, sizlerden de bu konuda yardımcı olmanızı istiyorum. Bakın kolluk kuvvetine yardımcı olun. Sol tarafa geçin. Hayır, ve bir an önce sizler için yer ayırmak. Diğerleri daha iyi. Basın. Herkes açıklama yapsın, millet açıklama yapsın. Şimdi arkadaşlar, şimdi bu sorun bütün Türkiye'nin sorunudur. Sadece Bismil'in değil. Biz şimdi burada halkın, esnafın artık canına tak ettiği için bu zamlara dur demek için buraya geldik. Tepkimizi göstermek için. Şimdi faturalarınız varsa faturalarınızı kaldırın. Esnafın, halkın içinde konuşmak isteyen varsa buyursun. Kaldı da gülsün telaşı. Buyursun, konuşsun. Yalnız lütfen farklı sloganlar atmayalım. Amacın dışına çıkacak bir harekette bulunmayalım. Fatura tek değil, burada fatura tek, yani bütün... Faturamızı yakıyoruz. Bu tek fatura değil yani. Bütün canlara.
Sedat'ın zulmünü biz kabul etmiyoruz. Evet. 80 yaşında Fatma teyze, Fatma ninemiz Sedat'a gidiyor. Tek kişilik bir odada kalıyor. Tek kişilik bir odada kalıyor. 400 milyon fatura kesilmiş. Sedat'a gidiyor. Diyor ki benim elektriğim kesik. 400 TL elektrik fatura borcum var diyor. Sana enerji yok. Sene 2022 millet uzağa giderken biz daha elektrikle uğraşıyoruz. Biz bu zulmü kabul etmiyoruz. Vatandaşı karanlığa kimse mahkum edemez. Biz bunu kabul etmiyoruz. Gerçekleri bu. Bu zulme artık sessiz kalmayacağız. Sonunda ölüm de olsa gideceğiz üzerine. Biz bunu kabul etmiyoruz. Her onu batıyalı. İnsanlar evine daha ekmek götüremiyor. İnsanlar evine ekmek götüremiyor. Kendimi 3 gün önce şahit oldum. Evli bir arkadaşımız 3 tane ekmek alabilmek için benden yardım istedi. Kimler elektriği gelmiş, nasıl yapacak bunu? Kimse düşünüyor mu? Helal olsun. İlk önce elektrik sistemini dineklere taşıdılar. İlk önce dineklere taşıdılar. Onu insanlara hazmettiler. Şimdi istediği miktarda faturayı yazıp gönderiyor. Sonuçta adam ödemezse elektriği kesilecek. Lanet olsun böyle sisteme. Lanet olsun ki kim bu insanları bu duruma koyduysa. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Evet, konuşmak size varsa gelsin. Başkanım, siz konuşma yapar mısınız? Halkın sorunu. Halkın gözlerinizin sizin üzerinize. Hepimiz size şu an. Hayır. Vatandaş. Bireyim, başkan çağırın. Davatçı başkan çağırın. Konuşmak zaman gel. Konuş abi. Ben burada bir kafe sorumlusu olarak bana gelen fatura 11 milyar 400. Geçen ay verdiğim fatura 5 milyar 400. Lanet olsun, ben bir şey demiyorum. 18 milyar kim ödeyecek bu parayı? 18 milyar. Lanet olsun, ben başka bir şey demiyorum. Kabını da yakacak burada. Herkes görsün bunu. Önce rakamını göster onu. Rakamını göster abi, iyice kamera göster. Rakam burada 11 milyar 400. Geçen ay verdiğim fatura 5 milyar 400. Lanet olsun, ben tekrar söylüyorum. Ödeyemiyorum, mekanı da yakacağım bu akşam. Al gitsin. Cumhurbaşkanı pandemi döneminde millete İBA gönderdi. Biz bize yeteriz Türkiye'm diye. Zorda oldum, millet ona destek verdi. Şu anda millet bataklıkta. Biz İBA göndereceğiz, bize destek versin. Helal olsun. Yeter artık. Yeter artık. İş yerimiz var, gelsin anahtarı verelim. Evimiz var, evimizin anahtarını verelim. Yolu açsın, Avrupa'ya gidelim. Bu ne zulümdür ya? Yeter artık ya, bıktık artık ya. İş yerlerimizi mi yakalım? Evlerimizi mi yakalım? Ne yapalım artık? Bir yol göstersin. Birazcık daha şu geniş çember yaparsan herkes derdini anlatmak ister. 150'den 210'a çıkarmış. Benim aylık kullandığım enerji kilovatı 400 kilovat. Esnafa 3 lira. Faturası yüksek olan varsa faturasını getirsin arkadaşlar. Çiftçiye 10 lira. Böyle şey mi olur ya? Adamına göre muamele mi var bu ülkede? Biz bunu kabul etmiyoruz kardeşim. İstifa etsin. Evet. Bu 3 ay benim faturam sürekli 650, 670, 680 geliyor. Ben bir şahsım 9 nüfuza bakıyorum. Benim bir çocuğum cezaevinde. Ben belediye işçisiydim. Beni işte atıldım. Şu anda ben bu elektrikim borcu bu 3 ay her odana kadar benim ceyranım kesiyor. Kesme parası 40 lira, baklama parası 41 lira benden alıyorum. Ben nalet ediyorum. Yani eğer gücüm varsa da ben bu ülkeden terk ediyorum, gidiyordum. Gücüm de yoktu gitmeye. Nalet olsun. Ben bu sistemi kabul etmiyorum. İttifak! Dünyayı gezip dolaşsan hiçbir ülkede kendi vatandaşına enerjide kilovat kotası koyan bir ülke yoktur. Sadece bir Türkiye'de var. Suriye'de bile yok ya. Suriye bizden daha iyi yaşıyor ya. Ben de öncelikle basın sözcüler hoş geldiniz.
Sadece sorun burada elektrik sorunu değil. Bir tarafa gel. Yani mesela şu anda Bismil'de bir başvuru yapılsa dese ki 3500 artı sigortaya çalışacağız. Kimler vardır desek 3000 tane en az diyorum. Bir hafta içinde 3000 tane insan burada başvurusunu yapar. Şimdi 3500 TL'ye iki tane genç, evli bir genç, bir tane de çocuğu olsa nasıl geçinir? En büyük sorunumuz budur. Bugün bir ev kirası Bismil'de en az 1000 TL. Bugün elektrik de geliyor 700-800 TL. Doğru mudur? Su faturası var, elektrik faturası, doğal gaz faturası var. Bunun dışında bir de şey var. Nedir o? Mutfağı ben hiç hesaplamıyorum. Normalde 2500 TL normalde sabit senin ödediğin bir gider var. Doğru mudur? Hepimiz burada basın yapan arkadaşlar da bunu biliyor. Onlar da sonuçta bir ev geçindiriyor. Hepimiz biliyoruz. Buradaki memur arkadaşların hepsi de biliyor. Emniyetteki arkadaşlar da biliyor. 2500 TL. Doğru mudur arkadaşlar? Bunun dışında bu adam hastalanmayacak mı? Bu adam düğüne gitmeyecek mi? Bu adam evine nasıl bakacak? Çocuklarını nasıl okula gönderecek? Bizim en büyük sorunumuz şu anda biz hesap yapıyoruz. Çoğu arkadaşta bir insanın 7-8 bin lira gideri var. Bunun dışında bizim amacımız buradaki insanların artık bu zama ayak uyduramıyor. Mesela yakıt her gün arkadaşlar 3 günde bir yakıta zam gelmiyor mu ya? Geliyor. 50 kuruş bir zam geliyor. Yani bu nasıl olacak? Biz bunu büyük yetkililerden, bunu kim yönetiyorsa, biz bunlardan sadece diyoruz ki bu nasıl olacak, nasıl geçineceğiz? Bununla ilgili bize bir güven versin. Bizim amacımız güvendir yani. Biz kimse kavga peşinde değil. Biz burada diyoruz ki TEDAŞ'a kadar mesela bir yürüyüş yapacağız. Engellenmeye çalışıyor. Doğru mudur? Doğru. Niçin engelleniyor? Sadece protestomuzu yapmıyoruz ha. Bizim amacımız şu anda buradaki TEDAŞ'ın zulmüdür. Biz bir yürüyüş yapmak istiyoruz. Bu şu an bilene kısıtlanıyor. Yani bizim özgürlüğümüz nerede? Biz şu anda konuşmaktan korkuyoruz ya. Bizim amacımız burada kavga etmek değil ki. Kardeşçe yaşamaktır yani. Herkese teşekkür ederim. Canım abi. Tekrar kavga devam ediyor şu an. Tekrar kavga. Kan baktı mı? Yok yok. Tam cezaevinden yeni çıkmışım. Pandemizden çıkmışım. 4-5 ayda dışarıdayım. Vallahi çocuklarımı beslemiyorum. Perişan şeyim. 4 tane çocuğum var. Vallahi işsizim. Boştayım. Bırak evime ekmek götüremiyorum. Götüremiyorum abi. 20-30 milyona çalışıyorum. Kazandım. Benim yediğim işimi karşılamıyor. Vallahi karşılamıyor. Bile karşılamıyor. Perişan bir şekildeyim yani. Her şeye zam artık. İnsanlar artık bundan bıkmış. Evine bir yak götüremiyor. Bir şeker götüremiyor. Bir çay götüremiyor. Bir ekmek götüremiyor. Bir ekmek olmuş 4 TL. Artık insanlar bu ülkeden kaçmaya çalışıyor ha. Benim elimden gelse valla ben hakkım olduğum halde kaçarım. Yalnız kaçamıyorum. İmkanım çoluk çocuğum var diye gidemiyorum. Yalnız gerçekten vallahi perişanım. Çoluk çocuğum, benim bir sürü vatandaş var hani ailesini geçiremeyeceğim. Benim 3 tane 4 tane çocuğum var, hepsi okula gidiyor. Vallahi benim kızımın aylık masrafı 1 milyar. Artık çocuk okutmak da olmuş ki ekstra. Servis parası karşılığıdır, çüğü büyüdür. Artık gücümüz yetmiyor yani bu zamlara bir an önce artık bir şekilde insanların dur demesi lazım. Yani Cumhurbaşkanı'dır artık kimse. Yani artık bir şekilde bunları durdurması lazım. Teşekkür ederim. Türkiye'de ekonomik krizin başları son dönemlerde yaşadığımız 13 liradan, doların 13 liradan 17-18 liraya çıktığı gece birçok insan bu doların yükselişinden kaynaklı milyar dolarlar rant sağladı. O gecede kim doları aldı, kim sattı, bunu devletin yetkilileri tespit edip bu halka bir hesap vermesi gerekiyor. Akabinde efendim dış mihraklar bizim ülkemizle oynuyor. Biz dünyayı lideri bir konumunda bir ülkeyiz. Ama ne yazık ki bu halkın şu anda görmüş olduğumuz bu halk artık geçinemeyecek duruma gelmiş. Hala ben dünya lideri diye meydanlarda dolaşmakta. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz öncelikle artık insanlar evinde elektriği yakacak, elektriği yakamıyor. Yaktığı zaman faturasını ödeyemiyor. Ödeyemediği gibi aile içerisinde sosyal patlamalara sebep olacaktır. Bunu yukarıdaki insanlar bilmesi lazım. Çiftçi mazotu 5-6 liraya alırken şu anda 15 liraya çıktı. Çiftçi nasıl ekecek, nasıl biçecek, ondan sonra nasıl bu vatandaş gidip fırında ekmeği 2 liraya alırken şu anda 2 liraya alıyor. Hemen. Ekmeği alabilecek parası yok. Mesela fatura bir şey Adam 17'de maaş alan bürokratlar bu halkın derdinden sorununu anlayamazlar. Öncelikle bu partiye oy vermiş insanlar bile burada aramızda. Hepimiz diyoruz ki biz seni oraya hükümet olarak bizi temsil edersin diye oy verdik ama sen bizi temsil etmiyorsun. Artık yeter ya.
Yani biz dayanacak gücümüz kalmadı. Doğalgaz akeza, elektrik akeza, akaryakıt akeza. Bunun enflasyonun tek sebebi devlettir. Devlet gibi hiç kimse de bahane aramasın. Dış mihraklardan bahane aramasın. Hepsi kafa kolu işkencesi içerisinde emperyalist ülkelerle birlikte bu halkı yok etmeye çalışıyorlar. Biz bunu protesto etmek için buradayız. Akeza yürüyüş yapmak istiyoruz. Yürüyüşümüz engelleniyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Tamam ben söylüyorum. Günlük 100 milyon para alıyorum. Al bana gelen elektrik faturasını. Devam edin. Bana gelen elektrik faturasını görüyor musunuz? Yazık günaha. Her ay 300 milyon geliyor. Bu ay 2 milyar fatura gelmiş. 500 milyon kira veriyorum. 5 tane çocuğum var. Kim bunları bakacak? Kaldı ki evin faturası. Sonra devlet arkanızda. Hadi devlet. Ben bunu itirazda bulundum. İki gün geçti, bana red kararı geldi. Bana ne dediler? Dediler bizim arkadaşlar gelmiş sizin elektriği kontrol ediyor. Yalan söylüyorsun. Yalan ben elektriğimi kontrol etmek için zile basman gerekiyor. Sen benim evime gelmedin. Kafadan göre çizgi çektin. Yani artık bu yetkililer bunu görsün ha. Kabul etmiyoruz ha. Yazık günah ya. Haberdir. 5 milyar görmüş. Bakın. Gel kardeşim, gel.